Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü konu uzmanlarından Ziraat Yüksek mühendisi Turgut Bozkurt beraberiz. Turgut Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Turgut Bey'in enstitüdeki çalışmaları genelde badem üzerine badem çeşit ıslahı, e, seleksiyon çalışmaları, yine cevizdeki ıslah çalışmalarındaki çalışmaları var. Yine kayısıda e, ıslah çalışmaları, ayrıca kızılcıkta da e, çalışmaları bulunmakta. Turgut Bey ile bu hafta badem konusunu ele alacağız. Bademin e, tüm yönleriyle, süremiz ölçüsünde tüm yönleriyle ele almaya çalışacağız. Turgut Bey, e, badem dediğimiz zaman bademin bir kısaca bir tanıyalım isterseniz. Bademin e, botanikteki yerinden, ana vatandan biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Badem Purnus dilkus gülgüller familyası içerisinde yer almaktadır. Badem genel olarak sert kabuklu bir meyvedir. E, botanikte ise sert çekirdekli meyve olarak değerlendirilir. Ana vatanına baktığımız zaman badem e, Asya'nın güney batısında ki ağaçlar ve bu ağaçların tohumlar olarak değerlendirebiliriz. Badem min yayılışına baktığımız zaman ise badem Suriye, Türkiye, Filistin civarlarında yetiştirilmiş ve buradan yine Yunanistan'a, Kuzey Afrika'ya, İtalya ve İspanya'ya kadar götürülmüş. E, yine 1800'lü yıllarda ise kolonistler tarafından Kuzey Amerika'ya götürülerek, özellikle de Kaliforniya'da 1940'lı yılların sonuna doğru e, badem üzerine yoğunlaşılmış ve e, birçok çalışma yapılmış. Böylelikle badem yetiştiriciliğinde de e, birçok ıslah çalışmalarıyla birlikte yetiştiricilik genel itibariyle yaygınlaştırılmış. Evet. Yani. E, Bademde, bademde tabi 1800'lü yıllarda Amerika'ya gitmiş ama çok e, yüksek bir üretimleri var bademin. Burada üretim istatistiklerine baktığımız zaman dünyadaki sıralaması e, nasıl, Türkiye ne durumda, hatta biraz daha e, derine inecek olursak, e, yani özelleşecek olursak Malatya'daki üretimimiz ne durumda? Tabii ki. Şimdi dünya badem üretimine baktığımız zaman dünyadaki badem üretimi yaklaşık olarak e, 4 milyon ton civarındadır. Evet. Ve bu üretimin %55'lik kısmını ABD oluşturmaktadır. 2.2 evet. milyon ton civarında bir üretime sahiptir. Ee, bunu şey, şey İspanya takip etmektedir. Evet. İspanya'daki üretim ise %9'luk kısmını oluşturmaktadır. İspanya'daki üretim ve 365 bin ton civarındadır e, üretim. Yine ardından Avustralya gelmektedir. %7'lik bir üretimi vardır ve 285 bin ton üretim yapılmaktadır. Türkiye'de ise üretimimiz e, dünya üretiminin yüzde beşlik kısmını oluşturmakta ve 178 bin ton civarında bir üretime sahibiz. Yüzde dörtlük üretimle FAS 5. sırada gelmekte ve yaklaşık olarak 170 bin ton da FAS'ta üretim yapılmaktadır. Şimdi baktığımız zaman e, Türkiye'deki üretime baktığımızda, Malatya'daki üretime baktığımızda şunu söyleyebiliriz. gerçekten badem çok eski zamanlardan beri üretilmesine rağmen hani bademin ana vatanlarından bir tanesi Türkiye'dir ama üretimde biraz geri kalmış durumdayız. Bunun sebebi de bademe gereken der zamanında verilmemiş. Hani hep sınır bitkisi olarak değerlendirilmiş. Kıraç toprakların e, ağaçlandırılması gibi yerlerde de değerlendirilmiş. E, böylelikle badem üretimimizde kaliteli ve düzenli ürün alınamamış ama son yıllarda yapılan gerçekten e, Tarım Bakanlığımızın çalışmalarıyla işte badem eylem planı olsun ondan sonra sertifikalı meyve bahçelerinde kapama bahçelere verilen destekler olsun. Bu desteklerle birlikte badem üretimimiz gerçekten e, kayda değer bir seviyelere gelmiş. Hatta e, şu an bademde dünyada dördüncü sıradayız. Ama daha önceki verilere baktığımız zaman gerçekten sekizinci, dokuzuncu sıralardaydık. Ama bu desteklemeler vasıtasıyla kapama badem bahçelerinin kurulması, özellikle de Bilhassa, Adıyaman tarafında müthiş derecede e, kapama meyve bahçeleri kuruldu bademde. Ve baktığımız zaman bu 178 bin ton üretimin içerisinde. Adıyaman birinci sıraya gelmiş durumda ve 39 bin ton bir üretime sahip olmuş. Bu da e, Türkiye üretimimizin 22'lik kısmını oluşturmaktadır. Yine baktığımız zaman Mersin e, ilimiz ikinci sırada 15'lik bir üretimle e, üretim, üretimimiz var. E, bunu Antalya takip etmekte %6'lık bir üretimle 10 bin ton. Yine e, baktığımız zaman e, yüzde dörtlük, yüzde beşlik bir üretimle mula gelmekte. Onun yanında Şanlıurfa'da da son zamanlarda yine bu yapılan desteklemelerle birlikte üretim alanı arttı. Ve ilerleyen dönemlerde bu üretim miktarı biraz daha artacaktır. Türkiye'deki üretimin yüzde dörtlük kısmını da Şanlıurfa oluşturmaktadır. Ve yaklaşık olarak üretim ise 8,5 milyon tondur. Malatya ise üretimde 21. sırada yer almaktadır Malatya'lımız. Ve yaklaşık olarak 2,5 milyon ton bir üretimimiz var. Ama şu şekilde değerlendirdiğimiz zaman Malatya'da yeni kurulan meyve bahçeleri sayısı her geçen gün artmakta. Türkiye'de baktığımız zaman Adıyaman birinci sırada alana sahip. Manisa yine üretim alanında ikinci sırada. Şanlıurfa üçüncü sırada. Malatya ise sekizinci sırada evet. yer almaktadır. <laughs> Adıyaman'ın bu e, tarımsal, özellikle Badem'deki bu tarımsal potansiyeli zaten bakanlığımızın da dikkatini çekiyor. E, Hı -hı. Hatta bundan yedi sekiz sene önce orada sert kabuklu araştırma enstitüsü kuruluyor. Yani aynı bizim enstitümüz gibi Kayseri Araştırma evet. Malatya'daki Kayseri Araştırma Enstitüsü'nün olduğu gibi Antep'teki Fıstık Araştırma Enstitüsü'nün, işte Giresun'daki Fındık Araştırma Enstitüsü'nün olduğu gibi e, Adıyaman'a da Badem bademi çalışmalarını öne alan işte sert kabuklu meyvelerin araştırma enstitüsü kuruluyor. Tabii burada e, burada belirtmek istiyorum. Bir de üretim planlamasına baktığımız zaman her bölgelerde farklı farklı. Mesela Muğla'da e, dediniz Muğla. Evet. E, burada daha çok herhalde e, biraz daha ve Çağla badem gibi ön plana çıkıyor bademin. E, siz daha iyi biliyorsunuz. E, herhalde değil mi? Evet, çağla badem evet. ön Evet. Şimdi e, şöyle bir şey var. Muğlan'ın özel bir yeri var e, gerçekten. Evet. Badem üretiminde ve benim benim yüksek sansım da zaten evet. e, Datça'da doğal olarak yetişen e, bademlerin seleksiyonu Hı. üzerineydi. Evet. Şimdi <laughs> Muğla'da şöyle bir durum var. E, don olayı hiç gözükmemektedir. Ve bu evet. don olayının olmaması Muğla için, e, Datça için özellikle e, büyük bir avantajdır. Nasıl bir avantajdır? E i̇şte Ocağın 18'i gibi, ocağın 20'leri gibi dönemlerde çağla badem Hı. üretimi Buralarda oluşmaktadır. Çok erken bir dönem. Çok erken bir dönemde, hiçbir meyvenin pazarda olmadığı bir dönemde evet. çağla badem üretimi var. Ayrıca işte, e, burada tabii çağla badem ön planda e, hem çağla bademden kazanılıyor, seyreltme yapıyorlar bir nevi. E, bir nevi de tabii ki işte nurlu badem, ak badem gibi bademleri Üretiyor. mevcut. Evet. E, onlar da gerçekten çerezlik olarak tüketimde de çok önemli bir yere sahip. Evet. Bademin besin değeri nedir Turgut Bey? Hem besin değeri ve tüketim şekillerini de sorayım. Her ikisini de aynı soruda sormak istiyorum. Tamam. şimdi Badem, besinde gerçekten insan beslenmesinde önemli bir yere sahip. Özellikle içermiş olduğu antihoksitan özellikleriyle, işte evet. kanser önleyici, hücre yenileyici yapıya sahip bir besindir. Ve böylelikle de İnsan beslenmesinde çok önemli bir rola sahiptir. Yine içerisinde e, doymamış yağ asitleri olan yüzde 90 civarlarındadır ve omega 3 ve omega 6 bakımından Hı. zengindir. E, ayrıca baktığımız zaman e, kalp ve damar hastalıklarına iyi gelir. E, kolesterolü, kötü kolesterolü özellikle düşürücü etkiye sahip, iyi kolesterolü artırıcı bir evet. etkiye sahiptir badem içermiş olduğu lifler sayesinde yine diyette kullanılabilir ve aynı zamanda B2, B3, B9 gibi vitaminlerce zengin, E vitaminince zengin, kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi, demir gibi minerallerle de zengindir badem. Ayrıca e, badem bizim kültürümüzde çağlı olarak da tüketilmekte. Evet. Çağlı olarak baktığımız zaman ise C vitamin içeriği gerçekten e, çok yüksek bir e, meyvedir. Bu yönden de bağışıklık sistemini güçlendirmede de gerçekten önemli bir yere sahiptir. Yine baktığımız zaman e, bademe, bademin o yeşil kabukları %25 oranında şeker içerir ve hayvan e, besini olarak da değerlendirebilmektedir. Şimdi baktığımız zaman işte badem çerezlik olarak değerlendirebilmekte. Evet genellikle Çağ çerezlik tüketiyoruz. Evet, çağla badem olarak e, tüketilebilmekte. Yine değişik kozmetik sanayinde kullanılabilmekte, tıpta kullanılabilmekte, pastacılıkta, ondan sonra şekerleme yapımında birçok alanda değerlendirilmektedir. Evet. Özellikle şimdi yavaş yavaş yetiştiricilik kısmına geçmek istiyorum. Badem bu hı hı. ön bilgileri verdikten sonra badem hakkında yetiştiricilikte badem yetiştiriciliğinin avantajları nelerdir, Turgut Bey? Bunları bir kısaca izah edebilir şimdi, misiniz? Şimdi baktığımız zaman badem yetiştiricinin avantajları. En büyük avantajları erkenci e, meyve. Hani erken dönemde meyveye yatar. Ondan sonra birçok bir e, hani iklimde yetiştirebilme özelliğine sahiptir. E, nasıl diyeyim? Aşırı soğuk olmamak şartıyla ve çiçeklenme döneminde yağışın çok yağış almayan yerlerde birçok yerlerde yetiştirebilmekte badem. E, bununla birlikte tüm toprak yapısına uyum sağlamakta Kirli, kireçli, ondan sonra evet. e, sulanmayan toprak şartlarında e, yetişebilmekte ama bu şey, şu demek olmamalı. Şimdi badem e, kıraç şartlarda yetişebiliyor dediğimiz zaman hani verimsiz kıraç şartlarda badem yetiştirmekten ziyade bu verimsiz sulanmayan kıraç alanları daha çok e, ormanda ağaçlandırma amaçlı e, yapmakta fayda var ve e, baktığımız zaman çağlı olarak değerlendirdiğimizde gerçekten hiçbir meyvenin olmadığı dönemde pazara çıkıyor olması. Çok erken bir dönemde, evet. üreticisine gerçekten e, büyük bir avantaj sağlamakta. Ayrıca e, depo ömrünün uzun olması diğer meyvelere göre e, büyük bir avantaj. E, nedir? E, Hasat edilir e, baktığınız o dönem çok fazla para etmiyor. E, bekletilir yani. Diğer meyveler gibi değil. Evet. Depo ömrü uzundur. Yine bizim kayısı gibi kur kayısı gibi o da A depo ömrü uzun gerçekten. Aynen yani bu, bu tür avantajları bulunmaktadır. Bademin e, iklim ve toprak isteklerine gelecek olursak Turgut Bey ve şeyle birlikte değerlendirelim hem iklim ve toprak özellikleri nasıldır hem de e, hiç ikisi birbirine ayrılmaz olduğu için aynı soruda sormak istiyorum bunun anaçlı anaç özellikleri hangi e, anaçlara e, anaç seçim yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Bunu da birlikte değerlendirebilirsek neler söylersiniz? Badem baktığımız zaman sıcak sıcak ılıman iklim evet. meyvesidir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise çok soğuk, geçmeyen yerlerde yetiştirilebilir. Bununla birlikte soğuklanma ihtiyacına baktığımız zaman bademin 300 ile 500 saat arasında yeterlidir. Evet. Ee, yine bademde en önemli kısıtlayıcı faktör ise ilkbahar geç donlarıdır. Özellikle yöremizi iyi bilip hani ilkbahar geç donlarından etkilenmeyecek e, çeşitler tercih etmemiz gerekmektedir. Ee, yine baktığımız zaman e, badem aşırı soğuklara çok e, dayanıklı ama eksi 25 santigrat derecenin altına düşen soğukları evet. istemez. Evet. Eksi 25 santigrat derecede badem ağaç olarak Kış zarar görmekte. Kış olarak eksi 25 derecede zarar, zarar, ağaçlar zarar, zarar görüyor Zarar başlamaktadır. Eksi yani. e 18 derecede yine badem gözleri zarar görmeye başlamakta. Eksi 4 derecede çiçekler zarar görmekte. Eksi 2 derecede ise işte taç çaprağına dökmüş küçük Meyveler. meyvelerde artık zarar başlamakta. Eksi e 1 ile 0.6 santigrat dereceye kadar e zararlanmaktadır. Evet. Anaç seçimini yaparken de e, neye dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi anaç seçimi yaparken gerçekten e, bu atlanan bir e, şey yani. E, biz millet olarak e, çok göz önünde bulundur, bulundurmuyoruz fakat gerçekten anaç seçimi badem bahçesi kururken e, çok önem arz etmekte. Bir anaç seçerken özellikle şuna dikkat edilmesi gerekiyor. İşte anacın çeşitli uyuşmazına dikkat etmek gerekiyor. Evet. İşte sulu ortamlardaki durumuna dikkat etmek gerekiyor. Yine e, topraktaki hastalık varlığına dikkat etmek gerekiyor ve bu e, tür sıkıntılara karşı dayanıklı olması gerekiyor. Evet. Anacın. Yine baktığımız zaman anaçlar badem anacı olarak e, değerlendirdiğimizde badem çöğür anacı işte şeftali anacı, ondan sonra badem, şeftali melezi anaçları ve erik anaçları bulunmakta. Tabi bunların avantajları <laughs> da var, dezavantajları da var. Bunları iyi bilmek, iyi tanımak gerekiyor. Badem çöğür anacının avantajlarına baktığımız zaman, badem çöğür anacı kurak şartlara dayanıklı, kireçli topraklara karşı dayanıklı, birçok bitkinin yetişmediği bor oranı yüksek e, topraklara dayanıklı e, bir anaçtır. E, susuz şartlarda yetişebilme özelliği vardır. Bunlar e, avantajken dez avantajına baktığımız zaman kökür nematotu, kanser gibi hastalıklara karşı da e, toleransı yok. Yani ağır bünyeli topraklar için aslında tercih edilmemesi gerek. Evet. E, şeftali Anacına baktığımız zaman avantajı şeftali anacının erken meyveye yatırıyor. Bol ürün almamızı sağlıyor ama dezavantajına baktığımız zaman kurak şartlarda çok fazla, kireçli şartlarda, bor içeriği yüksek olan topraklarda da çok fazla önerilmiyor. En fazla kullanılan anaçlarımız şey bademde, badem şeftali melezi. Bunların üstün özellikleri var. Nedir bunların avantajları? birçok değişik toprak türlerine adapte olmuştur. İşte kireçli topraklar olsun, işte hastalıklı topraklara dayanım olsun, bu yönden avantajlıdır ve erken meyveye yatırır, bol ve kaliteli ürün almamızı sağlar. Bunlar içerisinde en fazla kullanılan anaçlar ise yine CF-677 ile CF-557 anacıdır. Ondan sonra baktığımız zaman erik anaçları genel itibariyle ağır bünyeli topraklarda tercih edilmelidir. Taban suyu yüksek, ağır bünyeli topraklarda erik anacı üzerine aşılı çeşitler tercih edilmelidir. Erik anacının dezavantajı ise şudur. işte Erik anacı kurak şartlara çok fazla dayanıklı değildir. Erik ondan dolayı yani bunlar evet. göz Aslında... önünde bulundurularaktan avantajı ve dezavantajı toprak yapımız bunlar göz önünde vurularaktan anaç tercihi yapmamız gerekmektedir. Aslında anaç seçimi gerçekten e, uzmanlık isteyen bir konu. Tabii. E, üreticilerimiz e, üretime başlamadan önce üretimi ilk aşaması daha fidan temin etmeden önce özellikle bu anaç seçimine dikkat etmeleri gerekiyor. Hangi anaç üzerine aşılanmış badem e, şimdi çeşitleri de göreceğiz. Evet. onlardan da anlatacağız hangi anaç üzerine aşılamış bademleri dikeceklerine karar vermeleri gerekiyor. Bu kararı da verirken bölgedeki iklimine göre, bölgenin toprak yapısına göre, daha doğrusu bahçesinin toprak yapısına göre, e, oradaki işte sulama durumuna göre, özellikle sulama durumuna evet. göre buna göre karar verip en uygun anaçı belirlemek gerekiyor. Bundan da e, belki tek başlarına bunun kararını veremeyebilirler. Mutlaka bir uzmana danışarak. Evet. Enstitümüzde bu konuda da e, gelebilirler e, ya da üniversitelerdeki hocalarımıza işte tarım müdürlüklerine giderek bu konuda bilgi alabilirler. <laughs> Bademde e, bu e, bunlara dikkat, her türlü e, şeyleri yaptıktan sonra e, dikime geçeceğiz yavaş yavaş. Hı hı. E, dikimden önce de tabii bir e, anaçlardan bahsedik çeşit seçimine gelelim mi isterseniz badem evet. çeşitlerinden bir kısaca bir bilgi verin. Bunları çeşit seçimde neye dikkat edeceğiz? Onlardan da isterseniz bir giriş yapalım isterseniz. Evet, badem çeşit seçiminde geçerken, şimdi bademde öncelikle gerçekten çeşit özelliklerini iyi bilmek lazım. İyi bir çeşitli olması gereken özellikler de sıraladığımız zaman geç çiçeklenmeli. Yani ilkbahar geç tonlarından etkilenmemeli. Bu Genel itibariyle baktığımız zaman e, bizim ülkemiz için e, gerçekten çok önemli bir kriterdir, geçiciyken evet, geç özellikle. Bunun yanında tabi kaliteli olmalı, kendine verimli olmalı, e, erken dönemde meyveye yatmalı, e, randımanı yüksek olmalı, ikiz meyve ve çift meyve az olmalı. Ben yani bu tür kriterleri göz önünde bulundurmalıyız e, çeşit tercih yaparken. Baktığımız zaman çeşitlerimize ise e, yerli çeşitlerimizde e, Gülcan 1, Gülcan 2, 9 Oğuz 1, 9 Oğuz 2, yine e, Datça bademlerinden Ak badem ve nurlu badem, nurlu 35 hı hı. yerli çeşitlerimiz olarak e, sayabiliriz. E, yabancı çeşitlerinden Kaliforniya çeşitlerine baktığımız zaman ABD'nin e, selekt ettiği. ABD orijini evet. evet e, bundan işte Nonpareil, Texas, e, Butte, Draki gibi çeşitler e, ABD orijinli çeşitlerdir. Yine İspanya'nın kendine has, kendine özgü e, çeşitleri var. Bunlar e, Bertina'dır, işte e, Vario'dur, e, yine e, Gu Guara'dır. Bunun gibi çeşitler İspanya'nın e, çeşitleridir. E, baktığımız zaman Türkiye'de en fazla e, üretimi yapılan çeşitler ise Fransız orijinli e, Feragnes ve Ferraduel e, evet. bulunmaktadır. Şu anda neredeyse e, üretimi dikilen yeni badem test edilen bahçelerin büyük bir çoğunluğu Ferragnes yani %80'i Feragnes Ferraduel diyebiliriz. Yine evet. Lauren de <laughs> Fransız orijinli bir e, çeşittir. E, baktığımız zaman İtalyan orijinli yabancı çeşitlerden ise e, Genju, Tuana, e, Supernova, Cristamorto gibi çeşitler ise İtalya'nın selekte etmiş olduğu çeşitlerdir. En önemli, yani en önemli derken bizim bölgemizde uyum sağladığı için herhalde biraz daha fazla dikim oluyor bu Ferragnes ile Bunların çeşit özellikleri nasıl? Bildiğim kadarıyla... En önemli özellikleri geç çekilmesi, geç çıkıştan dolayı da ilk var geç donlarına biraz daha toleranslı olması. Evet. Fakat diğer özellikleri olumlu özelliklerinden biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi pazarda tercih ediliyor olması evet. büyük bir tabii ki değer. Onun dışında yine geç çekilen olması, randımanın yüksek olması büyük bir öneme sahip oluyor. Şimdi tabii baktığımız zaman bizim işte Türkiye'de e, Feragnes, Feradüel bahçeleri daha yoğunlukta. Yine bunlar geç çiçeklenmekte. E, tabi Laurendir, işte e, Tuano gibi çeşitler de aslında geç çiçeklenen ama e, çok da fazla hani e, bulunmadığından dolayı e, bilinmemektedir. Yani yoksa e, bunlar da geç çeklenme yönünde evet. e, önemli çeşitlerimizdir. Ama bizim işte e, yerli çeşitlerimize baktığımız zaman e, bir işte Nurlu 35 olsun, Ak Badem olsun bunlar erken dönemde şey açtığı için. E, bizim bu Güneydoğu yöresine e, uygun çeşit değildir. ancak işte datçaya e, iyi bir uyum sağlamıştır erkenci meyve yetiştirilebilecek yerlerde gerçekten hem çala badem olarak hem de şey olarak değerlidir. Her ıslah çalışmalarına baktığımız zaman hani birçok çeşit kendine has özelliği var. Tabi işte ekolojiyle uyumlu olması gerektiği için en fazla tercih edilen belki de Feragnes Feraduel'dir. Bir de e, ee, ulaşım kolaylığı daha fazladır. Çünkü bunların fidan üretimi de fazladır. Evet. Bir de şu var. Mesela bir çeşit ter tercih yapar, yapacakken yani ferragnes, ferradüel tamam güzel geç, e, geçti geç dayanıklılığı yani geç çiçek açtığı için dayanıklı gibi e, ama e, dağı taşı da ferragnes, ferradüel yapalım. Tüm bölgelere ferragnes, ferradüel dikelim gibi bir mantıkta olmaması gerekiyor. Tabii ki. Her çeşidin tabii. belli bir yaşam alanı var, belli bir standartları var. Belli bir rakıma kadar olan ee, tavsiyeler var. Bunlara da dikkat almak gerekiyor. Mesela Ferragnes, Feredol bildiğim kadarıyla çalışma, yapılan çalışmalarda işte 1200 en fazla 1200-1250 rakıma kadar önerilen bir çeşit diye biliyorum. Tabi siz daha belki iyi açıklarsınız. Evet. Ama işte vatandaşlarımız bunu Ferragnes, Feredol iyi diye çeşit pazarda tutuluyor diye <laughs> ya da bol bulunuyor diye fidan teminde kolaylık var diye 1500 rakıma 1600 rakıma bile diken oluyor. Ha sonra bir, belli bir süre sonra bir bakıyorlar ki bunun fenolojisinin kurtarmadığını, yani meyvelerin olgunlaşmadığını, iç doldurmadığını, daha sonra bu bahçeler hepsi tekrar sökülüp e, atılıyor. Değil mi? Bununla ilgili tabii ne ki? söylersiniz? <gülüyor> i̇şte <gülüyor> bu tercihleri yaparken özellikle şimdi e, yeni bir bahçe tesisi yaparken dikkat edeceğimiz hususlarda da değineceğiz tabii e, bunlara da. E, şimdi <laughs> ıslah çalışmaları yapılırken, evet geç göz önünde bulunduruluyor. Şimdi baktığımız zaman feragnes, feragüel geç çiçekleniyor ee, ama İspanya'nın soğuklara daha dayanıklı olan e, evet. çeşitler. Gerçekten İspanya'da yapılan bazı çalışmalarda e, daha soğuk şartlara adapte olmuş, daha yüksek rakımlarda e, yetiştiriciliği yapılabilen evet. e, çeşitleri mevcut, evet. işte bertina gibi. Tam e, -ta, da işte onu söylüyorum yani gibi. her tarafa aynı çeşitler dikil, dikilmez. Tabii işte evet. ya e, bu şöyle hani çok fazla e, bilinmediğinden dolayı da çok fazla tercih edilmiyor. Evet evet şimdi, biraz da Şimdi e, bunu biraz da. gerçekten bilinçli bir şekilde hani bir badem bahçesi tesisi kururken e, öncelikle duamızı iyi okumamız gerekiyor. Evet şimdi o teste geçeceğiz. Testi geçmeden önce kısa bir ara vereceğiz Turgut Bey sohbetimize sonra devam edeceğiz. Değerli izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra Turut Bey ile tekrar badem yetiştiriciliği ile ilgili sohbetimize devam edeceğiz. Bir aradan sonra tekrar merhabalar sevgili konuklarımız e, Kayseri Araştırma Enstitüsü müdürlüğünden e, Ziraat Yüksek Mühendisi Turgut Bozkurt'la badem yetiştiriciliği ile ilgili sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Turgut Bey ile e, tam bademin bahçe testine gelmiştik konuşurken Turgut Bey bahçe testi yaparken e, ne, ne yapmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz? Bunları bir kısaca bir e, özetleyebilir miyiz? Öncelikle e, şuna değinmek istiyorum. Şimdi Bademin doğada kolay yetişiyor olması ülkemizde şöyle bir kanı doğurmuştur. İşte badem kıraç şartlarda, sulanmayan ortamlarda, her türlü ortamda yetişebilmektedir. Evet. Aslında öncelikle biz bu kanıyı bir kırmamız gerekiyor. Çünkü sebebi nedir? Diğer ülkeler rekabet edebilmemiz için, ticari anlamda, gerçekten badem bahçesi kurulurken, verimli topraklar, sulanabilir topraklar tercih edilmesi gerekiyor. Ki ancak e, bu şekilde diğer ülkelerle rekabetimiz söz konusu olabilir. Kıyıda kenarda kalmış, e, işte verimden e, düşmüş kıraş arazilerde e, üretim yapmaktan ziyade sulanan, verimli topraklarda üretim yapmamız gerekiyor. Öncelikle badem bahçesi bir yerde tesis etmeden evvel ise Gerçekten bilmemiz gereken çok önemli iki tane husus var. Birincisi toprağımızı gerçekten iyi bir şekilde tanıyacağız. Toprağımızı tanımadan işe başlarsak yapmış olduğumuz her iş evet. hatalı olur, zararlı çıkan yine biz oluruz. Peki toprağımızı nasıl tanıyacağız? Toprağımızı tanımanın en güzel yolu ise analiz yaptırmaktan geçer. Toprak analizi yaptıraraktan işe başlayacağız ki. Bu analiz sonuçlarına göre biz anaç, anacımızı seçelim. Evet. Eğer toprak analizi yaptırmadan işe başlarsak, toprağımızı bilmeden işe başlarsak, yapmış olduğumuz üretimin tamamı sıkıntıya girebilmek baştan daha önemli baştan almamız gerekiyor. Hatalı gitmiş olacak ve gerçekten büyük kayıplarla yüzde gelmiş bulunacağız. İkinci önemli husus ise gerçekten doğamızı iyi okumamız gerekiyor. Badem bahçesi kuracağımız yerin ekolojisini iyi bilmemiz gerekiyor ki e, toprak yapımıza göre o anaç üzerine aşılı çeşitlerle işe başlayalım. Evet. Ve doğru bir şekilde üretime girelim. En önemli iki tane husus bunlar aslında. E, bunlar gözden kaçırılmaması gerek. Bu doğrultuda artık bundan sonrası gerçekten hani her yerde ulaşabileceğimiz Teferruat diyebiliriz işte. Yer, yöney seçimi. Badem bahçesi e, kurmadan önceki yıl iyi bir, derin bir toprak işlememiz gerekiyor ki o taban taşı kırılsın. Evet. Badem bahçelerinde. E, bir de millet olarak biz biraz sabırsızız aslında. Hani e, çok acele etmememiz gerekiyor. Badem bahçesi tesi edeceğimiz yer. Özellikle ormandan açma ise bir iki yıl hubbat ekimine yer verip ondan sonra çukurlarımızı açmamız gerekiyor. Eğer işte daha önceden tarım yapılmış ise de en az bir yıl önceden çukurlarımızı derin bir şekilde kazar bu bizim için gerçekten dezavantaj değil avantaj olacaktır. Kök sistemi daha iyi gelişecektir. Bu toprak toprak tahlili yaptırdığımız zaman hem çeşitli anacımıza karar veriyoruz anağımıza uygun yani yetiştiricimize uygun anaç seçimi hem de e, yıllık olarak gübreleme miktarımıza karar veriyoruz. Yani Tabii. bir ağacın yıllık beslenmesi için hangi gıdalara, hangi e, mikro e, ya da makro besin elementlerine ihtiyaç duyuyor? Bunları ne oranlarda vereceğiz? Hangi dönemlerde vereceğiz? Bunlara karar veriyoruz. O açıdan dediğiniz tahlil yapmak çok önemli. Çok önemli. Gerçekten ama atlanıyor. Eee bunun üzerinde durmamız evet, gerekiyor. Bir biraz. önceki konudan şeye e, siz bir önceki yorumunuzda Eee dediniz ya her tarafa badem dikmemek gerekiyor. Yani bademe gerekli değer vermek gerekiyor. İşte badem susuz olur diye, susuz da, susuzda da olur diye tamamen atıl, elden çıkmış, işte gözden çıkardığımız hiçbir şey olmayan arazilere aynı üzümde düşündüğümüz mantıkla kayısı şey bademde de düşünmememiz gerekiyor. Yani maalesef üzümde de aynı mantıkla bazen gidiyor en işe yaramaz yani özel, özellikleri kötü olan toprağa işte üzüm yetiştiriciliği ya da işte badem yetiştiriciliği e, kura dayanıklı olduğu için bunlar yapılabiliyor ama bu ne yapıyor bize verimimizi düşük tutuyor. Geçen haftalarda bir e, kayısı konusunda bunu ele aldık. Kayısı yetiştiriciliğinde Türkiye ortalamasının çok altındayız. İşte dünya ortalamasının evet. Türkiye olarak dünya ortalaması çok altındayız. İşte bunun en büyük nedenlerden birisi bizim her tarafa olacak yere de olmayacak yere de Kaysı yani sonuçta mesela bir e, ildeki ya da ülkedeki tüm kaysı alanları toplanıyor. Verim üretime göre bir hesaplamalar yapıyor. bölünüyor. Sizin üretiminiz yıllık e, şey ortalama dekar başı üretiminiz örnek veriyorum 600 kilo, 700 kilo kaysı da denebiliyor. Evet. Bu ama dünyada 1200'leri, 1300'leri geçen ülkeler var. Biz ne yapıyoruz burada? Bu aradaki fark neden kaynaklanıyor? Bizim yetiştiriciliği bilmemediğimizden kaynaklanmıyor. Bu aradaki işte işe yaramaz atıl arazilerde de ya da işte kayısı için konuştuğumuz zaman ilk bahar olduğu yerlerde de kayısı oluyor. Kayısı var ama kayısı 2 yılda bir, 3 yılda bir, 4 yılda bir tutuyor. Ya da 10 sene, 20 hmm. sene kayısı üretmiş adam, çiftçimiz. 20 senede 3 sefer kayısı almış. Böyle bir durum söz konusu olduğu için üretimimizde haliyle düşük görünüyor. Aynı bu durum bademde de önemli. Bakımını yapmayacağımız işte e, arazilere işte aslında dediğiniz mantıkla e, bu orman ağacı olarak dikebilirsiniz ya da işte a, ortalığı işte şey yapsın, yeşillendirsin diye şey ama biz oradan para kazanmak istiyorsak ona gerekli tarımsal bakımı, his, hizmeti vermemiz gerekiyor ki e, sulama imkanımız varsa mutlaka sulamamız gerekiyor belli ölçülerde. Evet. Tabii ki badem kuraklığı seviyor diye çok aşırı su da vermemek gerekiyor ama her şeyin ölçülü, dengeli bir şekilde üretimimizi planlama yapmamız gerekiyor. Bahçe testinde geçtik, ekleyeceğiniz bir şeyler var mı yoksa yıllık bakım işlerine geçeceğiz? Şimdi şöyle hani e, baştan da dedik e, bahçe testi kururken gerçekten kıraç e, topraklara, işte sulanmayan yerlere <laughs> e, hiçbir meyvenin yetişmediği yerde yetişir diyerekten de evet. e, badem yapmamamız gerekiyor ki diğer ülkelerle rekabet eder duruma gelelim evet. verimli sulanan arazilerde yetiştirelim ee, bir de e, bakıma geçmeden önce e, şuna da değinmek istiyorum hani e, dikim çukurlarını e, bir yıl öncesinden açar isek daha faydalı olur e, kök gelişimi e, için e, ayrıyeten işte dikim esnasında işte e, yapılmayan en önemli hususlardan bir tanesi de Şimdi biz e, söküm itibariyle badem kökleri zedeleniyor. Bu zedelenen kökler e, kesinlikle bulanması gerekiyor. Dikimden önce ise de e, ilaçlanması gerekiyor. Evet. Kök, hastalıklarına, Ki, kök karşı. hastalıklarına karşı koruyucu bir tedbir alalım. Evet. E, bir ikincisi ise e, dikim zamanını belirlememiz gerekiyor. Bunda işte e, yörenin ekolojisi çok önemli. Bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor Bunlardan işte kışın mı dikim yap evet. bahardan mı dikim yapacağız son yoksa bağır mı, son mı dikim yapacağız? Kışı sert geçen yerlerde ilkbaharda dikimi evet. önermemiz gerekiyor. Kışı yumuşak geçen yerlerde ise barda dikim daha önemlidir. Genelde üreticilerimiz yani çiftçilerimiz şöyle bir sıkıntıyla geliyor. Bademlerde çok fire veriyor yani dikimlerde. Badem adam dikiyor e, ee, özellikle açık köklülerde daha fazla oluyor bu. Ee, i̇şte 100 tane dikiyor, işte yarısına yakını fire verdi diyor. Ertesi yıl tekrar onun yerine tamamlamaya çalışıyor. Bunun en büyük nedenlerden biri de burada badem çalışan arkadaşlarımızdan, fidancılık yapan arkadaşlarımızdan da öğrendiğim kadarıyla badem çeşitleri, e, badem kökleri çok hassas. Evet. şeylere, olumsuz şartlara çok hassas. Mesela söküldüğü zaman, bizim hep şunu tavsiye ediyoruz, söküldüğü zaman ee, mümkün olduğu kadar en kısa sürede araziyle toprakla buluşturmamız gerekiyor. Yani bir kayısı gibi düşünmesinler. Böyle kayısı işte söktünüz, gömdünüz diyelim toprağa. 2 ay, 3 ay, 4 ay bile geçse dikiyorsunuz çok bir problem olmuyor. Ama bademde bu daha hassas, hassasiyet çok daha fazla. Mümkün olduğu kadar en kısa sürede açık köklü fidanlarda to, e, toprakta buluşturmak gerekiyor. Tüplü fidanlarda zaten bir sıkıntı yoktur. Bunlarda e, bunların da tabii kendilerine bir sıkıntı yok derken tutma anlamında bir sıkıntı yoktur. Yoksa e, hem açık köklünün de tüplü fidanında kendine göre dezavantajlar var, avantajları var. ikisinde. Evet, tabii kullanım amacı farklı. E, i̇şte e, dikim yaparken e, bazı hususlara dikkat etmemiz gerekiyor. İşte diktik. dik, dik e, can suyunu kademeli olarak vermemiz gerekiyor. Evet ki e, ilk dikimde işte aşı noktasına kadar çukur, aşı noktasının belli seviyesine kadar e, toprakla doldurduktan sonra bir 4 litre kadar bir can suyu verip evet. Ondan sonra tekrardan aşı noktasının 4 parmak e, seviyesine kadar. Tekrardan toprak doldurup hı hı. iyicene sıkılaştıralım ki kökler toprakla teması hı. sağlansın. Yani iki kademeli can suyunu verin diyorsunuz. Önce Aynen. yarısına kadar çukurumuzu önce gö gömdükten sonra fidanımızı bir can suyu can yarım suyu. yarım su verip ondan sonra tamamlayıp tam iki tam çukurumuzu doldurduktan sonra da bir dört parmak seviyesi hı. üzerinde aşı noktası mutlak surette toprak seviyesi üzerinde kalması lazım. Evet. Eğer toprak seviyesi altında kalırsa bu da kurumalara sebebiyet verebilir. Bu zaten tüm meyve türlerinde bunu İçin öneriyoruz. evet. E, aşı noktasının tamamen gömülmemesine. Evet. E, gömüldüğü takdirde işte ileriki dönemlerde kurumalara neler olacağını. Bunu her veste de Bademde de bu hassasiyet var. Bir de bahar dikimlerinde eğer e, yağış durumu yeterli olmadıysa mümkün mertebe e, sul sulamak gerekiyor. Evet. Ki badem sus kalmasın, e, badem fidanlarında fremiz daha az Özetle fidan üstün. tutumuna kadar tabi değil mi? Tabii, tabii. evet. tabii. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Diğer bakım işlemleri nelerdir? Dikimden sonraki işte sulaması gübrelemesi gibi. Y yıllık bakım işlemlerine geldiğimiz zaman işte e, bunlar içerisinde e, toprak işlemeydi, e, sulamaydı, gübrelemeydi, e, budamaydı ve her şeyden önce e, bu da arı kovan varlığı. Evet. Badem bahçelerinde gerçekten e, çok büyük bir önem arz etmektedir. E, i̇lerleyen zamanlarda da yine açıklayacağız. Şimdi toprak işlemesine geldiğimiz zaman bademde derin işleme yapmamamız gerekiyor, toprak işlemesi. Evet. Çünkü badem kökleri e, hastalıklara karşı e, hassas e, bir vaziyettedir. Derin toprak işlemesi yapar isek kökleri kesmiş oluruz evet. ve buralarda yara dokusu oluştururuz. Eğer toprak kökenli bir hastalık var ise bulaştırmamız kolay olur. Ki son dönemlerde çok yaygınlaştı toprak kökenli hastalıklar. Evet. Özellikle fitoptera, fitium gibi kök çürüklerine neden olan hastalıklar çok yaygınlaştı. O açıdan da dediğiniz çok önemli. Yani o yüzden yüzeysel yapacaksak badem bahçelerinde toprak işleme, yüzeysel toprak işleme ya da çapalama veyahut da azaltılmış toprak işlemesi yapmamız gerekiyor. Evet. Ee, onun dışında baktığımız zaman e, sulama, şimdi bademde e, dediğimiz gibi şöyle bir kanı oluşmuştu. O kanı artık e, kırdığımızı evet. düşünüyorum. Hani e, ekonomik evet. anlamda modern yetiştiricilik yapacaksak su olmazsa olmazımızdır. Şimdi bademde 600 milimetrelik bir yağış susuzda yetiştirebilme imkanımız sahip ama şöyle bir şey var. Yıl içerisindeki yağışın dağılımı çok önemli evet. Çok önemli gerçekten. Hani bir dönemde yağmışsa e, mümkün mertebe şimdi bademin iç doldurması için, e, verim ve kalitenin iyi olması için özellikle yaz dönemleri e, mutlaka 2-3 sulama yapılması gerekmektedir. E, sulama yaparken de özellikle şimdi baktığımız zaman e, küresel iklim değişikliği gerçekten e, tüm dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de e, etkilemekte ve su her geçen gün daha da önem arz etmekte. Şimdi badem bahçeleri tesis ederken iyi, plan, iyi bir planlama gerekiyor ve sulama sistemlerinde ise basınçlı sulama sistemlerini tercih etmek gerekmektedir. Özellikle damlama sulama sistemleri tercih edilirse hem az su kullanılaraktan evet. hem de işçilikten avantaj sağlayaraktan aynı zamanda suda eriyebilir gübreleri de vererekten ağacın daha iyi bir gelişmesi, daha iyi bir verim ve kalite elde edebilmekteyiz. diğer bir hususa geldiğimiz zaman işte gübreleme badem bahçelerinde gübrelemeyi şu şekilde yapmamız gerekiyor. Şimdi her yetiştirilen toprağın yapısı farklıdır. Evet. O yüzden mümkün mertebe yani badem bahçesinden toprak numuneleri alınaraktan Analizler yapılıp analiz sonuçlarına göre gübreleme yapar isek hem ağacın istediği doğrultuda hem de e, istediği miktarda doğru gübreyi doğru zamanda doğru oranda vermiş oluruz. Hem maddi açıdan e, daha az maliyetle daha kaliteli daha yüksek verim alınabilmektedir. Bu konu üzerinden e, gerçekten e, durulmalı. İşte Ahmet Ağa şu gübreyi vermişti. Çok evet. güzel bir sonuç aldık. Ee, biz de bu gübreyi verelim. Evet. Ee, değil de kendi toprağımızı uygun yapısına göre, kendi yapalım. toprağımıza uygun e, analiz sonuçlarına göre e, gübreleme yapmak e, çok önemlidir. Özellikle badem azotu gerçekten e, seven e, bir bitkidir. E, azotlu gübreleri toprak üstünde potasyumlu ve fosforlu gübreler ise taç iz düşümünde açacağımız şeritlere gömmek suretiyle verirsek daha doğru, daha etkili bir gübreleme yapmış oluruz. Şimdi baktığımız zaman özellikle son zamanlarda Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde gerçekten badem yetiştiriciliği her geçen gün Artıyor. alan olarak artmakta. Ve bu yörelerin toprak yapısına baktığımızda genel itibariyle kireçli, killi topraklar ve buralarda çinko içeriği gerçekten yok denecek Üçük, kadar evet. az yani. Şimdi kireçli topraklarda şöyle bir sıkıntımız var. Fosforlu gübreler ve çinkolu gübreleri kireç kendine bağladığından dolayı evet. topraktan mevcut olsa dahi bitki bundan faydalanamamakta. Ve baktığımız zaman gerçekten badem için fosfor olsun, potasyum olsun, çinko olsun, azot olsun son derece önemli. Ee, özellikle fosfor ve çinko işte hem iş, iş çiçek, çiçeklenme e, de hem kök oluşumunu teşvik etmekte e, çok e, büyük öneme sahipken potasyum, potasyum iş dolgunluğu evet. üzerinde gerçekten e, büyük bir etkiye sahip. Tabii e, şimdi potasyumun e, alınabilirlik noktasında da gerçekten e, sulamayla doğru orantılı. O yüzden iş e, iç dolgunluğu dönemde eee Suyu kesinlikle e, vermemiz, vermemiz gerekmektedir. Evet. E, i̇ç dolgunluğunun sağlanması açısından, e, potasyumun alınması açısından e, evet. gerçekten e, büyük bir e, öneme sahip. Baktığımız zaman diğer bir e, kültürel önlemler arasında arı kovan varlığı gerçekten e, çok önemlidir. Neden önemlidir? E, tozlanmada böcekler gerçekten e, baş roldedir. Bu en önemli role de bal arıları sahiptir gerçekten. Bal arısı yoksa e, üretim de yok, verim de yok diyebiliriz. Genelde özür dilerim. Genelde e, bahçe tesis ettiğimiz çeşitler kendine verimli türler değil. Bunların yani e, meyve sulu için tozlayıcı bir çeşide ihtiyaç duyuyan çeşitler. Evet. E, ar böceklerle tozlandığı için rüzgarla tozlanan bitkilerden değil, böceklerle rüzgar tozlanıyor. Bunun içinde arı, oradaki doğal bir popülasyon olan arı da olabilir. Bu bizim kendi koloni olarak götürdüğümüz normal bal arısı da olabilir. Bal arısı da olabilir. Evet. evet ama bal arısı tabii işi garantiye almak adına özellikle yoğun popülasyon varsa, öyle bir imkanımız da varsa çiçeklenme döneminde bal arısını bahçemize koymamız gerektiğini evet, söylüyorsunuz. yani şimdi. 10 dekarlık alan için 8 kuan yeterli olacaktır. <laughs> Ee, ve bal arılarını yerleştirirken de kovanları yerleştirirken e, sabah güneşini görecek yerlere hmm. tercih etmemiz gerekiyor. Ayrıca hani, hani e, hakim rüzgarların giriş kısmı e, ters yönünde olması gerekiyor hmm. ki arılar rahat bir şekilde e, çıkıp çalışabilsin ve arı kovanının etrafında o dönemde çiçek açan e, yabani bitkiler var ise onların da temizlenmesi gerekiyor. Hmm. Bunun dışında bir diğer kültürel uygulama var ise budamadır. Aslında en önemli noktalardan bir tanesi fakat es geçilen bir durumdur budama. Şimdi budamaya baktığımız zaman şöyle bir algı var. Budama sadece kesme işlemi değildir. Budamayı kısaca tarif edecek olursak budama, Ağaçların gelişimini teşvik etmek veya engellemek amacıyla yapılan işlemler zincirinin tamamıdır. Şimdi e, biz bir yerde meyve bahçesi kuruyoruz ama budama işte 3 yıl sonra, 5 yıl sonra yapıyoruz. Aslında ilk 3 yıl gerçekten e, tüm meyve ağaçlarında olduğu Şekil gibi. Şekil budaması dediğimiz ilk 3 yıl de, yapılan. Evet. E, ilk 3 yıl e, dikimle birlikte aslında budama başlıyor. Bakın kök budaması, tepe evet. vurma işlemi. Yapılıyor. Budama e, üretimin her safhasında var. Evet. Ve e, ilk 3 yılda gerçekten e, gerekli önemi vermemiz gerekiyor. Kış ve yaz budamaları yaparaktan e, bademin e, alacağı şekli vermemiz gerekiyor. Badem e, bu işlemler yapıldıktan sonra işte vereceğimiz terbiye şekline göre işte e, değişik doruk dallı terbiye sistemi ya da ta, çanak e, şeklinde terbiye sistemleri verilebilmekte ama en fazla e, en iyi verim alınan ise değişik doruk dallı, Hı. çoklu liderli dediğimiz terbiye şeklidir bademde. Ve bunu e, ilk 3 yıl içerisinde oluşturmamız gerekmektedir. Ondan sonraki dönemlerde ise badem aslında çok fazla bir budama istemez içe geçmiş, kırılmış hasat sırasındaki evet. dallar çıkartılaraktan e, hafif bir e, Rüzgar esinti alacak şekilde e, evet. bademe yüzeysel bir bulama yapmamız gerekmekte. Sürgünlerde ise e, bir kurşun kalem uzunluğunda e, kesimler yapabiliriz. Onun dışında uç, da çok fazla ustü uç, sürgünler. Evet. Onun dışında da herhangi bir fazla bir budamaya gereksin duymaz. Gereksin yoktur. Evet. evet. Hasat, e, hasata geldiğimiz zaman hasatı nasıl yapılıyor bunun muhafazası, ürünleri muhafazası nasıl yapılıyor Turgut Bey? Şimdi bademde hasat kriterlerine baktığımız zaman e, <laughs> badem hasat dönemi genel itibariyle e, şimdi çerezlik mi, işte e, çağlalık mı işte ya da e, ülkemizde üç dönemde hasat edilmekte badem işte bir çağla döneminde hasat edilmekte. Bunlar çağla olarak değerlendirilen bademlerde. Mart, nisan ayları gibi olmakta. Taze meyve tüketimi özellikle Datça tarafında yoğun olarak yapılmakta. İşte buzlu badem evet. satışı yapılmakta. Bunlar da haziran döneminde yapılmakta. Ama genel itibariyle çerezlik bademlerde hasat dönemi, Ağustos ayında başlayıp yere göre, çeşide göre değişmekle birlikte Ekim ayına kadar sürmektedir. Tabi baktığımız zaman hasar, hasat kriterleri nelerdir? İşte badem üzerindeki bulunan yeşil kabuk derimsi bir hal alaraktan açılaraktan, renk değiştirerekten kendini belli etmektedir. Hasat yapılırken de hasat çok erken yapılmamalı. Eğer çok erken yapılırsa bu hasat kriterleri göz önünde bulundurulmalı. Ee, dış yeşil kabuğu kendinden e, kavlaması zor olmakta. Ama geç bir döneme kaldığı zaman da e, yağmurlarla karşılaşılırsa işlerde kararma meydana gelmekte. O yüzden hasat kriterlerine e, uyularaktan hasat zamanında yapılması gerekiyor. Depoya baktığımız zaman, depolamaya baktığımız zaman ise e, badem gerçekten Depo ömrü diğer e, meyvelere göre daha uzun. Kabuklu olarak saklandığı zaman e, daha rahat saklanabilmekte. E, özellikle işte soğuk hava depolarında 0-4 santigrat derecede 2 e, yıla kadar e, bekletilebilmekte herhangi bir sıkıntı olmamaktadır. Evet, şimdi bir önemli bir süremiz gitgide azalıyor, biraz hızlandırmak zorundayım. Hı? Bir önemli bir konu da bademde hastalık ve zararlılar konusu. Evet. Bademin hastalıklarına baktığımız zaman, yine aslında badem sert çekirdekli meyve grubunda olduğu için Kays'e ya yakın bir e, hastalık ve zararlı portföy var diyelim. Özellikle hastalıklar kısmında, e, çil hastalığı, e, monilya hastalığı, çiçek dönemindeki, bu bizim çiçek ilaçlama evet. olarak bildiğimiz dönemde olan hastalık, işte monilya hastalığı, bakteriyel kanser hastalığı gibi önemli hastalıkları var. Bunlarla yetiştiricilik yaparken mutlaka mücadele yapmamız gerekiyor. Hı hı. Özellikle sulanan alanlarda da bu mantari hastalıkların, fungal hastalıkların mücadelesine daha dikkat etmemiz gerekiyor. Yine Kaysi'de olduğu gibi sonbaharda, ilkbaharda yine bu hastalıklara karşı bakır ya da bordo bolmacını öneriyoruz yetiştiricilik yapan üreticilerimize. Zararlara geldiğimiz zaman da ee, biraz da tabi kusura bakmayın bu konuda ben kendi Büyük alanıma giriş kendi hastalık zararlarına e, ben, ben gelen konuklarımızda hastalık evet. zararlıları konusunda ben de bir katkı sunmak istiyorum evet. tabi yine ekleyeceğiniz şeyler olabilir onu e, ekleyebilirsiniz Zararlılar konusunda da bademin en önemlisi zararlısı badem iç kurdu dediğimiz e, bademin işte içinde e, kurtlanmaya neden olan ve bir kısmının tahsät e, hasat erken dönemde de, neden oluyor bir kısmı da hasat döneminde bile başında kalıyor neslini bir sonraki yıla aktarması için böcek e, şeyde ağaçta asıl olarak kalıyor bademin içerisinde. Evet. Yani şöyle bir baktığımız zaman e, sonbaharda hasatı yaptık. Hala bademin üzerinde bademler var mesela. İşte onların %90'dan daha fazlası içerisinde kurt var. E, onların hasattan sonra toplanıp imha edilmesi gerekiyor. Ortadan kaldırmak gerekiyor. Badem iş kurduğunun mücadelesinde gelecek olursak özellikle çiçekten sonra çiçeklenme ee, başladı yani çiçeklenme bittikten sonra taç yaprakları döküldükten sonraki dönemde badem iş kurdunun e, yumurta badem iş kurdu yumurtadan çıkmaya başlıyor e, şey erginler çıkıyor yumurta şeyden e, pupadan erginler çıkıyor bademden ve yumurta bırakmaya başlıyorlar o dönemdeki küçük çağlalara daha çağlalar çok küçükken başlıyor. E, bu tabi birden olmuyor. Ta 30-40, 35-40 gün devam ediyor yaptığımız çalışmalarda bölgemizde yaptığımız çalışmalarda da bunun 35 gün 40 güne kadar devam ettiğini yani bir böcek 35-40 gün yumurta bırakma kapasitesinde burada e, burada özellikle o dönemde mücadeleye dikkat etmemiz gerekiyor Şö Bu, evet. şöyle bir lafınızı kesiyorum ee, gerçekten bademin en önemli zararlarından bir tanesi badem hiç kurdu şimdi e, bununla mücadelede Gerçekten birinci ilaçlamayı kaçırmamamız gerekiyor. Evet. En önemli faktörlerden bir tanesi birinci ilaçlama ve bunda da her yörenin iklim giderek değişmekte. Hani şu dönemde çıkar ya da bu dönemde çıkar evet. demekten ziyade badem bahçelerine iç kurtlu meyveler toplanaraktan imha ettiğimiz bazı kısmını imha edeceğiz. Bazılarını da bırakacağız ki bunlarla tuzak oluşturalım. Badem bahçemizde özellikle işte ağaçta yerde bu tuzakları kuraraktan evet. ilk çıkışı gözlemleyip ilk çıkıştan iki gün sonra ilaçlama yapalım ki etkili bir şekilde ilaçlama yapmış olalım. Çünkü gerçekten birinci ilaçlama badem iş en önemli nereden bakarsanız yüzde Verim. altmış Verim. derecede öneme sahip. Evet. Diğer ilaçlamalar ise on, onar gün arayla e, yapılabilmekte. Turgut Bey süremizin biraz sonuna geldik. Hemen birkaç husus daha var. Onları hızlı, hızlıca bir <laughs> toparlamak istiyorum. Ondan sonra size bir son söz vereceğim. Badem konusunda enstitümüzde yürüyen çalışmalar var. 1996'da bitmiş. İşte bu Arapkir ağın yöresindeki badem çeşit seleksiyon projesi bitmiş. Bu bölgeye uygun çeşitler belirlenmiş. Yine 2022 yılında biten Doğu Anadolu'nun bazı illerinde doğal olarak yetişen bademlerin sizin de içinde bulunduğunuz e, seleksiyon projesi. E, yine arkadaşımızın bir doktora çalışması olan bademde zararlı türler ve bu özellikle badem iş kurduğunun biyolojisi üzerine bir çalışmalar yapıldı. Bunlar hepsi enstitümüzde yapıldı. Konu uzmanları tarafından. E, özür dilerim size bu konu hakkında da e, aslında konuşmak çok güzel olurdu ama biraz süremizin sonuna geldik. E, bir bademde bir şey daha e, iletme, e, iletmek istiyorum. Mesela badem çekirdeği yenen işte çerezlik olarak yenen bir şey. Bizim kayısı çekirdeğine de çok benziyor tadı olarak. İkisi de hı hı. aynı grupta. Çe bazen Bade kayısı çekirdeği badem çekirdeğin yerine de alternatif olarak çerezde raflarda alıyor. Enstitümüzde yürüyen bir çalışma da İnönü Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümündeki hocalarımızla Enstitümüzden gıda teknolojisindeki arkadaşlarımızın badem e kayısı çekirdeğinden kayısı sütü e üretme projesi var. Çalışmaları hı. var. Bu da gerçekten benim çok önemsediğim, çok kıymet verdiğim bir çalışma. İleride fark yapacak bir çalışma olarak görüyorum. Bunu da bu vesileyle tekrar belirtmek istiyorum. Son sözünüzü alalım, son sözlerinizi programımızı kapatacağız inşallah. Şimdi e, tabii enstitümüzde gerçekten e, güzel projeler yürümekte. E, i̇şte kayıs konusunda olsun, badem konusunda olsun, bizim de işte Doğan Adım'ın bazı illerinde doğal olarak yetişen e, bademlerde seleksiyon çalışmamız var. Ge geçen yıl başladı. 2022 yılında başlattık. Evet. E, beş tane ilde çalışma e, yapıyoruz. işte Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Bitlis illerinde. Gerçekten baktığımız zaman bulunduğumuz bölge bademin e, ana vatanlarından bir tanesi. Genotip çeşitliliği gerçekten çok fazla. Evet. İnşallah e, burada yapmış olduğumuz e, çalışmalar doğrultusunda ee, geç çiçeklenen, e, gerçekten Feragnes ve Ferraduel'den e, bir hafta kadar daha geç çiçeklenen e, genotipler bulduk. Tabii bu genotipleri e, ilerleyen zamanlarda e, işte yapılan çalışmalara birlikte e, getirip evet. parselimizde e, diğer yabancı çeşitlerle yarıştırdıktan sonra evet. e, çeşit e, Seleksiyonla gideceğiz. Evet inşallah. Ha. Diyelim çok teşekkür ederim Turgut Bey. Verdiğiniz ben bilgilerden dolayı. Teşekkür Özellikle ediyorum. bu çalışmalarınızın da sonuçlarını sabırsızla bekliyoruz. Gerçekten çok önemli. Özellikle Ferragnes ve Ferrodelin yerine koyabileceğimiz çeşitleri, yerli çeşitleri, yerli ve milli diyoruz ya, evet. yerli çeşitleri, koyacağımız çeşitleri bulmak çok önemli. Bu anlamda hem size hem ekibinize çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, ediyorum. Tekrar programımıza geldiğiniz için teşekkürler. Çok sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki e, süremizin de sonuna geldik. E, haftaya yine başka bir e, konuda, yine Kayseri Araştırma Enstitüsü'nden uzman arkadaşlarımızla e, karşınızda olacağız. Hoşçakalın efendim.